Şöyle kızımı da çekeyim. Kızımla beraber arkadaşlar var, onlar ileride. Onlar çıkmak istemediler. Şöyle bugün Markantalya'ya gideceğiz. Yoruldum. Evet. Nefes alamıyorum. Yorulduk, biraz yürüyerek gidiyoruz. Otobüse falan binmedik yani. Korkumuzdan. Şunu tut annem de çöp atalım bunu. Atacağım, çok bulamadım. Tam öğlen kalabalığına kalmadan gidelim istedik. Neyse bakalım. Markantalya'dan da bir şeyler çekerim inşallah. Aylardan beri ilk defa gidiyoruz Markantalya'ya. Kızımla beraber bugün çarşamba, çocukların sokağa çıkma yasağı kalktı sanırsam biraz. Çok kalabalığa girmeden artık bir şeylere bakacağız. Öyle. Videonun devamında görüşürüz inşallah. Evet. Aylardan sonra ilk defa Ali Özkan'dayız. Ali Özkan'a geldik ve kapalı yolda şöyle arkayı da göstereyim sizlere. Bayağı kalabalık her yer. Çok kalabalığa karışmamaya çalışıyoruz. İşte Ali Özkan'dan çıktık biz. Şimdi Döndü Ablagül oradalar. Biz de şöyle Koton'a geçeceğiz. Karşıda Koton var. Onlar siz çıkınca orada buluşalım dedik. Döndü Ablayla Meral var. Şöyle bir etrafı göstereyim size. Çantamızı da alalım. Biraz oturup dinlendik şurada. Gidelim mi annem? Bekliyorum seni. Birazcık daha oturalım anne, yoruldum dedi. Birazcık daha duruyoruz o yüzden. Şöyle arkada da bir polis arabası var. Çok abilliymiş. Evet. Kapalı yolu böyle arkadaşlar. Şimdi Koton'a girelim biz Zeynep'le. Oradan da çekebilsem çekerim, çekemezsem de artık bir şekilde devamını getiririm inşallah bu videonun. Şöyle ben pazardan geldim arkadaşlar. Şöyle bir oturdum, bir nefes alacağım şöyle bir. Çok yoruldum. Bugün çarşıya gitmiştik arkadaşlarla. Oradan video çekmiştim arkadaş. O videomun silindiğine çok üzüldüm ya. Gerçekten çok üzüldüm silindiğine. Artık o videom birkaç parça silinmeyen videom var. Onun ucuna ekleyeceğim artık bu videomu. Şöyle pazara gittim ben şöyle. Tam aslında bugün gitmeyecektim. Diğer pazara gidecektim ama dedim hadi coştum gideyim geleyim dedim. Tam akşam üzere de oldu ama saat bayağı geç oldu. Koştur koştur birkaç parça eksiğim vardı ama pazara gidince çıkılıyor mu? Çıkılmıyor tabii ki de. Şuymuş buymuş derken şöyle aldıklarımı şöyle kısaca size göstermek istedim. Yani akşam üzere pazara gerçekten uygun oluyor arkadaşlar. Tabii çok fazla el değmiş olabilir belki ama yani önceki gibi o kadar şey yapmıyorlar sanki. Eldivenle falan katmıyorlar. Çoğu yine kişiler pazarda yine ellettirmiyor da. Tabi bazıları da seçtiriyor tabii ki de. Şimdi şöyle patates aldım ben 2 kilogram. Bunun kilogramını 2,5'tan aldım. Geçen hafta 3'ten almıştım. Şöyle soğan aldım. Böyle küçüklü biraz ama 1,5'tan aldım kilosunu, 2 liralık. Şöyle mısır aldım arkadaşlar. Bu mısırın tanesi 1 liraydı bir tarafta sordum. Böyle oradan geçtim. Almasam da olur dedim. Biraz pahalı geldi ya da başka yere bakarım diye. Şöyle az kalmış adamın şeyinde rafında. Tam akşam üzere de kaldırıyorlar mıydı herhalde, bitirmiş yani, az kalmış, çoğu bitirmiş zaten de. İşte dediğim gibi işte birkaç parça bir şey alacağım diye gittim, bayağı bir şeyler aldım geldim, uygundu. Böyle hepsini dedi, al abla 10 lira ver dedi. İyi dedim, hepsini aldım. Şöyle 2-3 tane de acuru varmış, dedim vereyim parasını dedim. Şöyle 3 tane al abla, bunları da kat dedi. Dedim parasını vereyim, yok dedi, kaldıracağız zaten dedi. O yüzden şöyle 2-3 tane de acur var. Şöyle yarım kilogram değil, yarım kilodan biraz fazla biber aldım. Sözde bir şey almayacağım diye gittim. Neyse bir hafta öbür pazara gitmeyiverim artık, bu yeter bana. Şöyle salatalık aldım. Salatalıklarım çok güzel, tazecik.
Şöyle peynir aldım. Aslında BİM'e de gidecektim ama BİM'i vazgeçtim. Artık pazardan aldım. Şöyle peynir aldım. Tenike peyniri aldım. Şöyle kilogramı 25 liraydı. Yarım kilogram aldım şöyle. Şöyle domates aldım. Çeri domates istiyordum ama çeri domates bulamadım. Böyle domates aldım. Salkım domates. Ve şurada pembe domatesim var. Şöyle bir kilo da pembe domates aldım ayrı kahvaltılık. Şöyle arkadaşlar şu yaprakları göstereyim. Benim yapraklarım aslında köyden biraz getirmiştim. Biraz kavanoza falan bastırdım ben koydum seneye diye. Biraz da geçen gittiğimde almıştım. Dolapta var hatta sarılacak. Şöyle pazarın bilmiyorum biraz çok mu kart bilemedim ama ikiye böler yaparım olmazsa. Şöyle yapraklar aldım ben. Pazarın girişinde arkadaşlar sordum hani 1-2 kilo daha alayım diye sormuştum. 14 lira dedi kilogramını. Bunu pazardan 5 liraya aldım ama her yer yığılı böyle bitsin diye uğraşıyordu artık adam. 5 liraydı bir baktım ki herkes başında 2 kilogram almıştım. Ondan sonra tekrar bir daha döndüm geldim 2 kilogram daha aldım. Hani canım rahat etmedi 2 daha alayım. Hani bir dahaki haftaya zaten 14-15 liradan aşağıya yaprak yok zaten. Böyle şu kartlarını yani kart dediklerim biraz daha kart olanlar onları ayıracağım. Tazelerini ayrı koyacağım. Böyle 4 kilogram da yaprak aldım şöyle. Yine güzel yani şeyine göre güzel aslında yapraklar. Şöyle 1 kilo patlıcan aldım. Şöyle bir tane marul, bir tane maydanoz ve şey aldım işte dereotu aldım. Bunları dolma yapacağım, sarma yapacağım. Şöyle ıspanak aldım. Ispanağı börek yapacağım. Oğlum çok seviyor böreği. Eşim de seviyor artık bu aralar ıspanak böreğini o da seviyor. Peynir almıştım. Peynirle beraber karıştıracağım şu aldığım peynirle. Şöyle yumurta aldım. Bunun da paketi 12 liraydı. Böyle aldığım ürünler böyle arkadaşlar. Bir tane de karpuz aldım kocaman. Tabii hiç pazardan böyle çok iyi karpuza denk gelmiyorum ya. Geçen gün şeyden almıştım arkadaşlar. Şoktan almıştım. Tabii biraz içini çekmeye başlamış ama tadı çok güzelmiş. İlk koparıldığında aldığım zaman tadı çok güzelmiş karpuzun. Ama biraz içini çekmeye başlamış. Şoktan alacaktım aslında ben yine. Dayanamadım pazarda görünce belki tazedir dedim. Şöyle adeti 5 liraymış ama artık biraz karpuzlar ucuzlamaya başlayık. Şöyle bir tane de karpuz aldım getiremeye. Ben pazar arabasına gittim. Normalde arabayla gidiyordum eşim burada olduğunda. Arabamızın aküsü bitik hala duruyor aşağıda çalışmadı yani. O da yapılacak işte. Ben de böyle pazar arabamla gidip geldim. Öyle arkadaşlar. Allah'ım olmayan herkese versin inşallah. Şu geçirdiğimiz zor günlerden, zor zamanlardan hani. Almasan olmuyor, yemesen olmuyor, yapmasan olmuyor. Evde kaldığın sürece de arkadaşlar. Böyle işte yapraklarımı da sizle beraber bastırabiliriz belki. Biraz da dolapta var benim işte bastıracağım. Hem bastıracağım hem de biraz sarma yapacağım. Köyden geldim hala duruyor dolapta. Öyle arkadaşlar. Bu videomu da burada kapatayım artık. Bir dahaki videolarımda görüşürüz inşallah. Hoşça kalın arkadaşlar.